İlk defa mı karşılaşıyorsunuz? Bir kere daha çok güzel bir fotoğrafımız var. İlk böyle galı günü. Çok heyecanlandım. Rasim abi de burada. Görüştünüz mü siz Rasim abiyle? Şimdi ilk defa görüştünüz. İlk defa mı? O zaman biz... Hoş. Evet. Güzel bir edebiyat müzesi olur. Cevap sen mi şiir? Cevap. Başladınız mı? Biz daha şiire geçemedik. Şunları şimdi. İyice anladım. Bana bunu sessizce anlatıyorlardı. Bir yerde onların yönlerinden alımlı bir zarf katlanmıştı. Uzaktaki bulvarların geceye vurdukları, çağrımasız kır yasında, çağrılmış gümüş seslerini aynadaki yüzlerin başkası sevsin diye en seçkin yerine bir şal gezdirdi. İnsanlığımıza bir şey getirirdi. Yalnızlarla. Asıl kişi bugün insan hakkında bir şeyler söylese. Ben de. Profesör Ahmet Davutoğlu'nu, sayın bakanlarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın hemşehrilerimi anti-emperyalist, anti-kapitalist, anti-faşist, anti-nasyonalist, en önemlisi de anti-firavunist bilinçle selamlıyorum. Okul düzeni içindeyiz. Ben Sayın Başbakan'ın, Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim demeyeceğim. Sayın dostlarım, Sayın arkadaşlarım, sevgili kardeşim Ahmet Davutoğlu. Hayır, konak değil, orası da kullanılıyor. Yok, konak. Konağa çevirdik orayı. Öyle mi? Evet. Sen olarak. Kaç bölümü ağladım ben bu yüzden. Evet. Mutlu çıktı. Mutlu'nun gene 8 adım arkasında Erdem bir. Erdem'in onu. Antifaşist, antinasyonalist, en önemlisi antifravinist olan 7 güzel adamın diyarı Kahramanmaraş'a selam olsun. Bu vesileyle ahirette intikal eden bütün güzel adamlar için bir kez daha Rabbimden rahmet diliyorum. Kahramanmaraş topraklarının ne kadar bereketli olduğunu ve ne kadar vicdan dolu olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatan Nuri Pakgül Üstadımıza, Rasim Özden abimize, teşekkürlerimize bir borç biliyorum. Hepimizi etkileyen o derin hikayeleri bizzat kendilerinden dinlemek bizi hepimizi çok etkiliyor mutlaka. Hem eşi Çanakkale Savaşı'na şehit düşünce Davutlar evine konağın orada da bizim bu tarz Kahramanmaraş kadar zengin konaklar yoktu orasılarda ama bir oda ona verilmiştir. Ve vefat edene kadar o oda ona aitti ve hayatımızın o kadar tabii parçasıydı ki bizi biraz önceki olayda olduğu öğrendiğimiz gibi küçük detaylar hariç gerçek hayatı yansıtır. Her haliyle. Evet. Çok da güzel canlandırıyorsunuz. Allah dostluğunuzu daim eylesin. Bu dizideki 7 güzel adamın dizideki temsilcilerini de 7 güzel sanatçı ve adam olarak hayat boyu dostluklarını daim eylesin. Şimdi olduğu gibi.